Ve Osimhen gibi büyük bir ismin transferinin ardından ezeli rakibe karşılık transfer bekleyen Fenerbahçe camiası Avrupa listelerinin UEFA'ya sunulmasıyla birlikte büyük bir hüsrana uğramışken Fenerbahçeli muhabir transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kadroya katılacak mevkiyi açıkladı. Şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz ve öncelikle bir tıkla videomuzu beğenirseniz emeklerimizi ödüllendirmiş olursunuz ve yerel basında çıkan Antony'nin Fenerbahçe'ye kiralık transferi konusunda bu akşama kadar kesinleşmesi bekleniyor haberleri İngiltere'de gündeme oturdu ve transferin detayları hem Türkiye'de hem İngiltere'de merak konusu olurken Fabrizio Romano, Antony Fenerbahçe bağlantısının Türkiye'de hiçbir gerçekliği yok çünkü kendisi Manchester United projesine tamamen bağlı. Brezilyalı kanat oyuncusunun yakın çevreleri tarafından her zaman dile getirildiği gibi bu yaz takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor bilgisiyle gerçeği ortaya çıkardı ve Yağız Sabuncuoğlu ise yeni yapılacak transfer mevkisini açıkladı. Buna göre İsmail Yüksek'e transferin son günlerinde büyük bir Avrupa takımından kiralama teklifi geldi. Teklif kabul edilmedi. Şampiyonlar Ligi için ikinci torbanın zirvesinde olan takımlardan biri. Bir de Jose Mourinho Ryan Kent ile görüştü. Türkçesini söyleyeyim. Güzel kardeşim, kadroda düşünmüyorum seni. Gençsin, git oyna. Kariyerini de mi düşünmüyorsun dedi. Ama Kent gitmemekte diretiyor. Bu arada Boca Medina'nın ikamesini bulsaydı teklifi çoktan kabul ederdi. Boca tarafı Ocak'ta görüşelim dedi. Fenerbahçe şimdiden Ocak için transferi bitirebilir veya bu dönemde sürpriz olursa transfer gerçekleşebilir. Medina gelmek için her şeyi yaptı. Sarı lacivertliler orta sahaya Medina olmazsa genç, potansiyelli, yatırım yapabileceği bir 8 numara almayı hedefliyor. Jose Mourinho ise bu kadro Avrupa için yeterli. Acele etmenize gerek yok diyerek Fenerbahçe ile ilgili yapılacak transferleri açıkladı.